Fındığın başkenti Karadeniz'in ilcisi. Tarihiyle, doğasıyla. Masmavi denizi, yemyeşil yaylalarıyla bugün hep birlikte Giresun rotası yapacağız. Hazırsanız Seyir Alem Giresun başlasın. Giresun'un en önemli tarihi miraslarından birisi olan Sarayburnu Camii'ndeyiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölen oğlu adına yaptırdığı Şehzade Paşa Camii'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Çınarlar Camii'nin yapımına Hacı Behbizade Ali Ağa tarafından 1888'de başlanmış. Dizilere, filmlere, kliplere konu olan ünlü Ezzedin Köprüsü. Giresun Bulancak'tayız. Evet. Öğle arası İstedim ki yöresel lezzetleri deneyelim. Tereyağları, reçeller, mısır unları, dekoratif ürünler de var. Gayet güzel sepetler, el işi. Giresun Kalesi M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmekte. Antik çağda bilinen adı bronz duvarlı kale. Fındığın başkenti Karadeniz'in ilcisi. Tarihiyle, doğasıyla. Masmavi denizi, yemyeşil yaylalarıyla bugün hep birlikte Giresun rotası yapacağız. Hazırsanız Seyir Alem Giresun başlasın. Giresun'un en önemli tarihi miraslarından birisi olan Sarayburnu Camii'ndeyiz. Muhteşem bir cami, Mimar Sinan eseri. İçindeyiz şu anda ve yanımızda müezzin Hasan Bey var. Merhabalar. Merhabalar. Bu cami hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bu cami 1987 yılında temeli resmi olarak temeli atılmıştı. Daha evvelden de başlangıçlar olmuştur. Taş olarak görüyorsunuz duvarlardaki taşlar. Buradan 5 kilometre yukarıda Bülbüllü denen köyde taş ocakları açtık. Taş ocaklarından çıkarılan taşlar buraya geldi. Bu caminin yanındaki atölyemizde kesildi. Ve daha sonra bu kesilerek bu ustalarımız tarafından başlangıcı da ustalarımız tarafından devam etti, yapılıyor. Ve de ilk başlangıcı başlatan kişi de iyi nesilli manevi mimarı Mustafa Eren üstadımız. Bu camiye başlatan kişi o idi ve daha sonra onun talebeleri devam etti bu işe ve camiyi bu gördüğünüz şekle getirdik. Mimar Sinan eseri oldu. Mimar evet, İstanbul Şehzadebaşı'nın birebir aynısı. İstanbul Şehzadebaşı bunun abisi. Anladım. Evet. Bu daha sonra yapılmış ama onun birebir aynısı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa yapılan bir cami. Osmanlı mimarisi ve dışarıda da gördüğünüz Selçuklu eseri kapımız, Doğu kapısı. Biz Doğu'ya yaptık. O kapı aslında Ulu Cami, Sivas Divri kapısının
kuzey kapısında olması, bu kuzeye değil doğuya yaptık. Anladım. Yani bu aslında orada kuzeyde. Divri kapısında kuzeydeki biz Selçuklu karışımıyla Osmanlı eserini beraber birleştik, harmanladık ve daha sonra bu şekle getirdik. Peki içeride ahşap kündekari örnekleri de var. Evet var. Minberimiz var bak burada köşede, sağ köşemizde. Hı hı. O minber Konya özel ustalar tarafından bu işlere uğraşan, kündekari ile uğraşan kişiler tarafından setef kalkmalı minberimiz. Osmanlı daha sonra benzetilerek Osmanlı'ya benzetti. Aynısı bunu İstanbul'da camilerde olduğu için bunlar çifttir karşı taraflı ama biz tek yaptık. Buradaki odur. Bu gördüğünüz karşıdaki de kürsüdür. O kürsü de aynısı kündekâridir. Konya'da özel ustalar, bunların ustaları böyle her yerde yok. Evet, kündekâri tekniğinde geometrik parçalar belli bir kilit sistemiyle birbirine geçmeli olarak, evet, çivisiz. Çivisiz yapılıyor. Kapılarımız da aynı şekildedir. Kapılar da mı aynı? Evet. Giriş kapıları. Yani orası da kündekâri tekniği. Evet, evet, aynı. Onlar da aynı çiviler. Evet, çok ferah bir cami. Oldukça yüksek dualar var. Evet, bu dediğim bu cami duvarlarda şeyler var. İşte mukarnaslar, onlar mukarnaslar. Aynısı işte İstanbul Şehzade başında ne varsa onlarda var. Bazı değişiklikler olarak bu şekilde oldu. Mesela şu havuzumuz var. Bursa'dan alıntı. Hı hı. Bursa'daki camideki büyük havuz ama bu küçük küçüğüne minyatürü. Yani Anadolu'da nerede güzel, evet, haşmetli bir cami var. Aynen. Burada birebir, evet, yapılmış. Evet, birleştirdik. Ve gerçekten şöyle kapıdan girer girmez zaten büyüleniyorsunuz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu Karadeniz'de böyle bir cami, yani başka yok. Bir de bunun bir küçüğü var, o da bu başlatan kişi, demin dedi Mustafa Eren Hazretleri, bunun başlatan kişi, bu manevi mimardır bu. Şimdiki mimarlara soruyoruz ama onlar diyor ki biz hocam yapamayız, bu işte uğraşamayız diyorlar. Hı hı. Ne yapacaksınız? Çabucak beton yapıp çıkacağız. Bu bir emek. Evet, bu bir emek, bir sabır, bir yani fikir. Daha doğrusu fikirle beraber, düşünceyle beraber bu şekle geldi. Yoksa sabır, emek hepsi bir araya gelerek bu şekle getirdik. O sabır zaman içinde pişiyor, evet, ve en son oluyor. Mevlana'nın hamdım, piştim, oldum dediği şey. O Mustafa, sabredeceksin. Ben o Mustafa Eren dediğim kişi, evet, de mürşidi kamildir ha. Hı-hı. Öyle boş insan değildir. Öyle dünyada çok ender bulunacak, yani o kamil insanlar sınıfındadır. Hı-hı. O da, onun bir camisi daha var. Hatta 3 tane camisi var. Yine söylemedik. Onu, bu minberimiz de mermer işlemeli. Bu da mermer sütunlarla beraber, mihrabımız mermer sütunla, mukarnaslarla beraber böyle aynı İstanbul Şehzadebaşı camisinin, yani girsen oraya girsen ha buraya girdin. Ve civardaki herkes buraya gelip namaz kılmak istiyor değil mi? En büyük cami. Yani 4500 kişi aynı anda, evet, aynı anda namaz kılabiliyor. Ve daha sonra da işte bazı eksiklerle beraber bu şekilde geldi. Eksiklerimiz var daha, bunun külliyesi de olacak inşallah. Yardım devletten şey bekliyoruz, yardım bekliyoruz ve yolun, bu aşağıdaki yolun bir şekle getirilip bu ana külliye kısmı olması şurası lazım. Şurası, evet, mi? Evet. Olmazsa birebir cami olmaz. İstanbul Şehzadebaşı Camii örnek alınarak yapılan eser, ey nesilli Üstad Hacı Mustafa Eren Efendi'nin fikir ve başlatmasıyla yapılmaktaymış. Bugüne kadar eserin inşasının büyük bölümü tamamlanmış. Bundan sonra süreç bitti mi derseniz hayır, daha şadırvanlar, külliye ve çevre düzenlemesi de yapılması planlanıyor. Caminin içindeki havuz
Bursa Ulu Camii'ndeki havuzun örnek alınmasıyla biraz da süslenerek yapılmış. Farklı bir hava katıyor camiye. Caminin içindeki müezzinlik tavanı çitakari tavan olarak yapılmış. Sarayburnu Camii'ndeki kemerler kırmızı ve beyaz orijinal taşlardan yapılmış. Ve dikkat çekici, kırmızı ve beyaz zaten bizim milli rengimizdir. Böyle bir ibadethanede görmek de açıkçası huzur veriyor. Cami içindeki ahşap kündekari vaaz kürsüsü ile müezzinlik, minber ve minare kapılarının yapımları ise tamamlanmış ve göz alıcı bir şekilde sizi karşılıyor. Sivas Divriği Ulu Camii'nin kuzey taç kapısının aynısı Sarayburnu Camii'nin doğu kapısı. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölen oğlu adına yaptırdığı Şehzade Paşa Camii'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisidir. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği 29 yılda tamamladığı bir eserdir. Taş işçiliğiyle dillere destandır. Şu anda arkamda görmekte olduğunuz bu muhteşem taç kapının ardındaki camide Şehzadepaşa Camii'nin birebir aynısı. 1987 dönemine tarihlenmekte ve yapımı tam 26 yıl sürmüş. Taş işçilikleri gerçekten muhteşem. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi harmanlanmış. İçine girdiğinizde de Anadolu'nun pek çok yerinde bulunan şaheser diyebileceğimiz camilerin belli yapıları, özellikleri içeride birebir benzetilmiş. Çok ferah. Girer girmez büyülendim adeta. Kündekari tekniğinin kullanıldığı bölümleri var. Kapısı da kündekari tekniğiyle yapılmış. Ortada bir şadırvan. Daha girer girmez sizi etkiliyor zaten. O maneviyatı hissediyorsunuz. Başınızı kaldırdığınızda ayrı bir sanat. Başınızı sağa çevirdiğinizde ayrı bir sanat, sola çevirdiğinizde ayrı bir sanat. Ben tek kelimeyle bayıldım. Zaten 4500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği bu cami, yöredeki camiler arasında taş olması ve bu muhteşem mimarisi anlamında tek. Dolayısıyla civardaki pek çok kent cuma namazı için buraya geliyor. Aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor ve şu taç kapısı beni büyüledi. Taş kapı Osmanlı ve özellikle Selçuklu mimarisinde güç göstergesidir, hakimiyet göstergesidir ve bu tür yapıların en önemli yeri, en çok işlenen, özen gösterilen yeri taş kapılardır. Ama burada o taş kapının da nirvanasını gördüm baktığım zaman. Hani elinize kağıt kalem alıp çizmeye kalksanız böyle bir desen, böyle bir çalışma kesinlikle yapamazsınız. Çınarlar Camii'nin yapımına Hacı Behbizade Ali Ağa tarafından 1888'de başlanmış ama 1896'da ibadete açılmış. 1939 Erzincan depreminde kubbesinin bir tanesi yıkılmış ve yıkılan kubbenin yerine ahşaptan çatı yapılmış.
Çınarlar Camii dikdörtgen planlı, kesme kaba taştan yapılmış. Son cemaat yeri bodrum katı ve harimden oluşuyor caminin. Pencereleri de dikdörtgen formda. Üst katta bulunan pencereler sivri kemerli. Dikdörtgen planlı bir cami, kesme taştan yapılmış, yığma tekniğiyle yapılmış. Giresun'dayız. Giresun demek fındık demek. Fındık demek eşittir Giresun demek. Yemyeşil yamaçlar demek. Biraz klişe olacak ama yeşilin 50 tonu 100 tonu demek bana göre. Ve yine bana göre bu coğrafyada gökyüzü bu yeşile aşık. Yol boyunca fındık bahçelerinin içinde evler. Böyle ara ara serpiştirilmiş muhteşem manzaralar. Yol alamıyorsunuz. İkide bir durup fotoğraflamak, video çekmek istiyorsunuz. O kadar muazzam bir kenti geziyoruz şimdi. Dizilere, filmlere, kliplere konu olan ünlü Ezedin Köprüsü. Karadeniz'in en eski taş köprüsü. Tek gözlü yarım ay şeklinde yapılmış köprü. Ve az önce de söylediğim gibi kitabesi olmadığı için yapım tarihine dair net bir bilgi yok. Ama bilinen o ki asırlardır bu köprü burada ve insanlar yolun bir ucundan yamaçlara bu köprüyü kullanarak geçmişler. İnsan düşünmeden edemiyor. Kim bilir bu köprüden kimler geldi, kimler geçti, hangi küskünler barıştı ya da kimler bu köprüde ayrıldı. Köprünün bugünkü haline gelince yolun hemen kenarında tekerlekli araçların geçmesi yasak. Ancak işte yürüyerek geçebiliyorsunuz. Ve manzarasına gelince, hani az önce demiştim ya, yeşilin 50 tonu, hele bir de sonbaharsa, azıcık sarılık da varsa, köpük köpük akan derenin üstünde tarihi Ezedin Köprüsü. Ve bu tarihi köprü asırlardır dimdik ayakta. Giresun Bulancak'tayız. Evet. Öğle arası istedim ki yöresel lezzetleri deneyelim.
Zehra Hanım dedi ki ben size yöresel lezzetleri sunarım. Ne var masamızda şimdi Zehra Hanım? Bu nedir mesela? Önce bundan başlayalım. O bezelyeli bir şey değil mi? Evet, bezelye. Bunun ismi nedir? Bezelye kızartmamız bu yumurtalı unlu. Hı-hı. Bunları yazın ekiyoruz bahçelerimize. Hı-hı. Kışın ekiyoruz, yazın topluyoruz. Haşlayıp yumurtayla, unla kızartıp diblersini de yapabiliyoruz. Muhlama da yapabiliyoruz. Birçok şey. Bu şu anda yumurtalı unlu kızartması yöresel yemeğimiz. Ama gerçekten güzel olmuş. Evet. Hafif. Evet, hafif. Kahvaltıda mı tüketiliyor daha çok? Kahvaltıda da tüketebilir. Öğlen yemeği olarak da genelde. Hmm. Ama biz Karadenizlerde kahvaltıda da yemek kültürümüz olduğu için biraz yemekle de yiyebilir, yemek gibi de yiyebiliyoruz. Ve olmazsa olmazı? Mısır ekmeği, ele yoğurtla ve lahana çorbasıyla kışın. Yani bunun yanında mısır ekmeği, yoğurt mu var? Evet. Olması gerekir. Şey, mısır ekmeğimiz yanında kışın illa da pancar dediğimiz işte lahana çorbası, kara lahana çorbası. Yöresel yoğurdumuz da var, yine buraya koymadık ama yoğurtla çok güzel oluyor olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi bu turşu farklı bir turşu değil mi? Giresun'un isminin kirazdan geldiğini evet, biliyoruz. Bu kiraz turşusu mu? Kiraz turşusu. Turşu diyorlar aslında ona da biz. Hani turşuyu sarımsaklı şeyleri ama bu turşu değil, tuzlu. Tamamen tuzluyoruz yani. Ağaçtan toplayıp kirazı, taflanı, işte kara yemiş diye geçiyor. Onları tuzluyoruz. Kışın çekirdeklerini, şu an çekirdekli yalnız. Şu an yenmez. Kavrulacak. Kavuruyoruz. O yüzden çekirdeklerini çıkartıp soğanla kavuruyoruz. Dibler gibi de yapabiliyoruz pirinçle. Çok güzel oluyor soğan. Bu halde güzel. Ha, o şu mısır an tuzlu. Ekmeğiyle iyi gitti aslında. Şu an tuzlu. Tuzla saklıyoruz onu biz sadece. Bir süre bekliyor. Evet evet. İstediğimiz zaman da suya koyuyoruz. Peki burada bir fasulye gibi bir şey gördüm. Kocaman, uzun boylu. Bu da mı turşu? Bu turşu. Bunu böyle bu şekilde doğrayıp tuzunu alıyoruz. Şimdi tuzludur biraz. Soğanla kavurup. Sarımsak da var. Evet, sarımsak var, tuz var. Köy suyu kullanıyoruz erimesin diye. Köy suyu? Evet evet. Nasıl yani? Çünkü köy suyu ne demek? Köy suyu kireçli su, doğal su. İşte yaylada, köylerimizde akan doğal sular. Ha, kaynak çünkü su. Kaynak su kullanıyoruz. Erimesin diye kireçli sular turşuları çabuk eritiyor. Bunları kışın işte böyle ince ince doğrayıp pirinçle soğan arasına koyarak mesela bizim yöresel yemeğimiz dibla diye yapıyoruz. Soğanla kavurunca turşu kavurması, yine pancar çorbası, hamsi kızartması ve turşu kavurması kışın olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi sıra geldi. Pekmez galiba değil mi? Bu armuttan pekmez, evet, armut pekmezi yaptık. Diğeri de elma. Kendi doğal bahçelerimizde. Elma pekmezi. Şu elmadır. Aha, bu armut. Kahvaltıda. Benim bildiğim pekmez üzümden olur. Üzümden de oluyor. Şimdi yani çok olursa oluyor. Üzüm. Bu şimdi evet. Ne pekmezi? Armut. Armut. Diğeri de elma. Koyu kıvamda oluyor aynı şey gibi. Marmelat gibi. Evet. Koyu yaptık. Yani bunu da bildiğimiz kazanlarda kaynatıyorsunuz. Kaynatıyoruz. Evet. Çok bunun makinesi güzel. Var. İşte şeyini çıkartıyoruz çöplerini yıkadıktan sonra. Çekiliyor. Kazanda kaynıyor. Ben bir de elma deneyeceğim. Yani doğal pekmezler bunlar. Şeker meker hiç katılmadan kendi özüyle yapılmış. Ama benim favorim bu oldu. Evet. Daha güzel. Yani damak dedi herkesin değişiyor tabii ki. Bence yani hepsi de ayrı bir vitamin ve ilaç tabii, yani bunlar hafif zaten. Hafif ekşim tırak ya o güzel evet, geliyor. Evet, evet. Meyvanın özüne bağlı ekşi ya da tatlı olması. Şimdi gelelim simide. Buranın simidi de ünlü. Evet. Dışı cillalı, yumurtalı mı dışı? Yok, yumurtalı değil bunlar. Bunlar taş fırında pişiyor. Normal fırınlarda olmuyor. Pekmeze batırıldığı için. Kastamonu gibi yani. Pekmeze batırılıp taş fırında pişiyor. Giresun'a ait. Kel simit diye de geçiyor. Yani burada dışarıdan gelen kurbetçilerimiz bunları poşet poşet götürüyor, sipariş yapıyor. Bozulmuyor mu? Bozulsa da yiyorlar, poşete koyuyorlar, ısıtıyorlar, yumuşak oluyor demek ki. Yani çok demek güzel. Ki o kadar çok özlüyorlar yani, ki evet, giderken evet. Götürüyorlar. Bozulma olmuyor da mesela sertleşme olabiliyor. Onu da herhalde büyük ihtimalle ısıtıyorlar tost makinesine. Ama bunun tadını bir yerde bulamıyorlar demek ki. Bu güzel yöresel taş fırın değil mi? Evet, taş fırın.
pekmeze mayasız. Yani bu onun için sertik mayasız. Taş fırın olduğu için bu kadar lezzetli. Evet, evet. Yani geleneksel yöntemle yapılan tabii, her tabii. şey lezzetli oluyor. Aynen. Bizim geleneksel üretim şekillerimizi o anam evet. babam usulü hep yaşatmamız gerekiyor evet, ki evet. bu lezzetlerden yoksul kalmayalım. Evet. Peki. Evet. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Ellerinize geldiğiniz sağlık. İçin teşekkür ederim. Sağ ol. Eğer siz de Giresun'a doğru gidiyorsanız hemen Bulancak yol üstünde sapın. Girin. Gerçekten Giresun'un gelişmekte olan ilçelerinden bir tanesi. Çok da güler yüzlüler. Yöresel lezzetleri de deneyimleyebilirsiniz. Giresun'un neyi meşhur? Giresun'un fındığı meşhur. Onun dışında? Onun dışında fındık ürünlerinin ezmesi, hı hı. bunlar mısırdan yapılıyor. Gün darısı, fırın darısı. Farkı ne? Yani mısır fırına mesela, girdiği zaman evet efendim, kullanım bunlar, alanı mı değişiyor? Bunlar kullanım derken inceltiliyor. Yani fırında bu kavruluyor. Hı hı. Ondan sonra çekiliyor un değirmenlerinde. Ve çok kupa hale geliyor. Hayır şunu anlamaya çalışıyorum. Özür dilerim, yani buyurun. Çorbalarda falan. Evet evet daha çok karalahana yani bir pancar dediğimiz karalahana çorbasında hı. kullanılır. Bu da yarması. Bu da yarması. Oo bunun ne güzel çorbası oluyordur. Evet, evet. Yarma şeydi. Evet. Ama bu da yani pancarın içine çorbanın içine katılır. Evet o yörük yani, aşıdır zaten evet. biliyorum ben onu. Evet. Yoğurtla birlikte yapılır. Evet. Peki başka neyi meşhur? Daha çok efendim dediğim gibi yani bir de bizim kendimize ait şöyle incirdir bu. Evet. Patlıcan inciri dediğimiz patlıcan incirinden reçelidir. Hı. Bu bölgede reçel de çok yapılıyor. Evet. Her şeyin reçeli ve yani turşusunu yapıyorsunuz. Yani o kadar çok olmasa da yapılıyor. Evet. Evet. Mayıs çileği dediğimiz ama kalmadı. Ama arkadaşlar da vardır Giresun'a gezerseniz çeşitli yerlerde. Onlar da çok lezzetlidir ve çok güzeldir. Şu peynir midir? O evet bizim peynirimiz yayla peyniri. Bu efendim tuzlanmış hali. Hmm. Bunu böyle alınıyor. Tuzlandıktan sonra. Ama hiç su yok içinde. Hayır olacak. Hmm. Gitgide tuzlanacak. O tuzun suyu yani peynire geçiyor ve şey oluyor. Salamura türünde oluyor ve rahatlıyor. Bundan peynirli yapıyorlar. Bizde kıymalı meşhur pidelerimiz var ya. Hı hı. Onlardan yapılır ve çok lezzetlidir. Evet, onu denedik. Yani yediniz mi bilmiyorum da. Yedik gayet evet, güzel. Lezzetlidir. Bölge zaten ballar, reçeller, evet, ballar. Turşular. Biz balığı Maşel'den yaptırıyoruz. Maşel'in de reklamını yapmış olayım. Artvin, Borçka o tarafın balı. Hı. Ve mükemmel bir şey. Hepsi Karadeniz. Evet. Değil mi? Karadeniz hep güzel. Türkiye'nin evet. her tarafı güzel Türkiye'nin ama tabii biz güzel. Biraz kendimizi övüyoruz. Karadeniz güzel Türkiye'nin diye. Akciğeri. Evet. Değil evet. mi? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz de biliyorsunuz. Akdeniz'de yaşıyorum. Akdeniz'de. Mersin'de yaşıyorum. O çok güzel. Ben o taraflarda Narlıkuyu o tarafları çok iyi gezdim. Balık yedik. Çok güzel balıklarınız var. Hı. Ve cennet cehennem mağarasına gittim. Mükemmel. Ama işte bizim bilinen, en çok konuşulan ya da en çok ziyaret edilen Mersin'i gezdim diyenlerden duyduğum yerlerin başına cennet cehennem geliyor. Mersin'de 5 tane antik kent var. Aa hiç bilmiyordum. 150'nin üstünde kale var. Sizin söylediğiniz yerler popülaritesi biraz yüksek yerler. Ama çok güzel denizin tam şeyinde denize giriyorsun balığı böyle bunu, almış giriyorsun. Bunu neden söyledim? Akdeniz'de tarih anlamında eli güçlü bir yer. Ama tabii biz Karadeniz'e aşık olduk şimdi gezdiğimiz zaman. Yeşiline, oo, mavisine, o hırçın denizine ve doğal ürünlerine. Çok mersi. Çok teşekkür ediyorum. Tereyağları, reçeller, mısır unları, dekoratif ürünler de var. Gayet güzel sepetler, el işi. Özenle işlenmiş. Buradan giderken alıp sevdiklerinize götürebilirsiniz. Ben çok beğendim. G
Giresun'dan Trabzon'a doğru geçiyoruz. Hemen bir alışveriş merkezi buldum. Yöresel ürünlerle alakalı daldım. Öğrenmek istiyorum. O kadar çok çeşit var ki. Ama ilk başlığımız fındık olsun. Bu sene fındık sorunlu galiba değil mi? Hep bu üreticiler sene, evet, öyle söylüyor. Çok şikayetçi. Yani bir böcek sorunu mu olmuş? Bir böcek sorunu var. Yani onunla herkes şu anda karşı karşıya. Şu anda da yani randımanına göre, fındığın içine göre. O zaman şey mi, bu sene fındık daha mı pahalı? Bu sene aslında fındık pahalı da değil yani. Normal bir standart bir şeyde zaten duruyor yani. Ama üretilen ürün ziyan oldu değil yani mi? Yani üretilen ürün ziyan oldu. Fındıkta çürük bu, çok. Bu bir kiloluk mu? Evet. Fiyatı yani ne kadar? Özel kendi bahçemizden. Fiyatı bunun şu anda 145 lira. 145 lira. Çok iyi. Yani fiyatı uygun. Evet. Ama Karadeniz'in dışına çıktığında ikiye katlanıyor. Yani tabii ki şu an buradan Karadeniz'in dışına çıkınca ikiye katlanıyor. Yani biz peki, de 140-145 lira civarında. Fındığı koyduk. Gelelim peynirlere. Ben bu arada Vakfı Kebir'in tereyağının müptelasıyım. Kolot peynirine bir başka tutkunum. Gibi gibi böyle peynir konusunda zaten özel bir ilgim var. Evet. Bu kolot peyniri, bunu tanıyorum şimdi. Evet. Yani bu göbek kaşarı, bu Mayıs ayının sütünden özel yaptığımız, hı-hı, ürettiğimiz bir kaşar. Mayıs ayına özel. Şu salamura mıdır? Salamura, örgü peynirdir. O tuzlu, bildiğimiz bir peynir. Aynen. Buraya özgü olanlar hangileri? Yani başka hiçbir yerde bulamayacağım. Vardır. Yoğurt yağı farklıdır, mesela normal tereyağı farklıdır. Ne farkı var? Bu sütte ve sütün kaymağından olan bu. Bu yoğurdun kaymağından olan bir tereyağıdır. Fiyat farkı nedir? 350 lira elinizdeki, hı hı, 400 lira da yoğurt yağı olan. O daha iyi o zaman. Tabii. Değil mi? Tabii, daha özeldir. Evet. Kahvaltılık bir yağdır aynı zamanda. Karadeniz'de biz çekim yaparken gittiğimiz her yerde inekler görüyoruz. Zaten süt sorununuz yok anladığımız kadarıyla. Aynen. Bu peynirleri biliyorum zaten. Evet. Gold peyniri nedir? O da yine köyde bir peynirdir. Köy tipi. Aynen. Yani aslında bizim taze peynir dediğimiz şey. Yani taze peynir yani imansızın pişirilmişidir yani. Hı hı. Tamam. Pişirilmiş. Normal beyaz peynirine çevrilmiş hali onun. Hı hı. Peki şurada şeyler görüyorum. Bunlar fındıklı mıymış? Yok. Onlar cevizlidir. Cevizli yani, helva. Evet. Bu da mı yöreye özgü? Bu yöreye özgüdür. Yine. Hı hı. Yani buradan Trabzon'da. Geleneksel bir lezzet mi oluyor bu? Yani sadece bu bölgede mi var? Yani her yerde var mı? Yer yerde illaki yani ona benzer ürünler olabilir ama sizinki yani bu farkı ne? Evet. Bizimki daha bol cevizlidir, bu yörenindir yani. Ceviz de var bu yörede değil mi? Sadece ceviz fındık vardır, değil. Ceviz, fındık tabii ki. Şimdi burada bir şey buldum. Diyor ki Kols helvası. Evet. Ne demek Vakfı Kebir'e helvası? Ait. Buraya mı ait? Tabii tabii. Bu mesela yıllar önce, daha önce bizim Mergez'de onu böyle keserle beraber koparıp ekmeğin arasına koyup yeniliyordu. O kadar sert. Tabii tabii. O böyle dışarıda duracak, yumuşayacak. Böyle çatalla kullanacak. Enteresan. Güzel. Bu da kahvaltılık değil tabii mi? Tabii tabii, kahvaltılık yani. Peki şu da çok ilginç. Un helvası niye böyle bir kalıp halinde? O niye öyle kalıp halinde? Onlar 5'er 100 gramdır. Öyle, hı-hı, küçük küçük. Yani un normal, undan yapılan bir helva. Tabii eskisi gibi değil. Yani enteresan, sabun kalıbı gibi. Evet. Değil mi? Evet. Peki. Diğer helvalarımız var orada mesela. Bedon helva, Trabzon. Hı? En meşhur helvalar onlardır yani. En meşhur, hı-hı, Trabzon helvası bu mudur? Evet. Nedir, adı ne? Beton helva. Beton helva. Hı-hı. Evet, yöre serin. Mevsim geçişleri yani, sert. Aynen. O yüzden tabii böyle besin değeri yüksek, enerji veren şeyler tüketilmesi, evet, gerekiyor. Öyle. Bir tanesi de yani helva. Bizim algımız zaten alışmış ona. Evet, bölgede fındığın her şeyini yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, tabii ki. Yapmadığınız bir şekli var mı desem, yoktur, yoktur eminim. Her şey çekiliyor mu bu? Yani çikolata tabii, gibi tabii, bir şey mi oluyor? Sadece sade, hiçbir katkı olmadan, hı, eziyor onu. Normal parçacıklı gönderiyor onu tekrar. Aa, çok enteresan. Hı. Yani bakabiliriz tekrar.
Evet, çifte kavrulmuş fındığı çektik. Bu da yine kahvaltılık değil tabii mi? Tabii ki yani kahvaltılık. Yani çikolata yerine bu kullanılabilir. Tabii ki fındık çift kavrulmuş olduğu zaman zaten tadı ortaya çıkıyor. Böyle kullanabilirsiniz onu. İstediyseniz bal kullanabilirsiniz yanında. Yani, muhteşem evet, gerçekten. Çok güzeldir. Harika. Bu senenin daha yeni sezonun fındığı bizim buranın. Yine böyle fındık da var. Fındık ezmesi sütle beraber olan. Böyle taze, sıcak. Ha, harika gerçekten. Evet, sonra çikolata. O da kakaolu, çikolata gibi. Evet, kakaolu yine de fındıklı. Böyle. Bakabiliriz ona da isterseniz. Bunu da deneyeyim. O zaman önce bunu deniyoruz. Evet. Şimdi bu da çikolatalı. Şöyle yapalım. Fındıklı aynı zamanda. Vallahi süper. Kakao, fındık, kakao, şeker. Fındık, başka şey, bildiğimiz çokogram dediğimiz aynı şey. Bir de bu şeyden olan. Fındık, süt beraber. Bu da fındık ve süt. Bakalım nasıl var. Ben şimdi bunu beyaz çikolata gibi bir şey bekliyorum. Evet, yani benziyor ona da. Evet. Evet, beyaz çikolatanın aynısı. Harika. Fındıkla ilgili yeni inovatif ürünler yani devam ediyor değil mi? Devam ediyor. Her bunu zaman bir şeyler barcacıklı ezmeyle onu da karıştırabiliyorsun aynı zamanda. Hı-hı. Daha farklı oluyor, daha yoğun bir tadı oluyor. Böyle sade de kullanabiliyorsun. Harika. O zaman eğer siz de bu yoldan geçiyorsanız şöyle başınızı çevirin. Bu tür işletmeleri mutlaka ziyaret edin. Giresun Kalesi milattan önce 2. yüzyıla tarihlenmekte. Antik çağda bilinen adı bronz duvarlı kale. Ticari yolların kesişme noktasında denize hakim bir konumda, yüksekçe bir yerde. Güvenlik amacıyla kullanıldığı, yani askeri amaçlı kullanıldığı düşünülmekte. Kaleden günümüze ulaşan kalıntılar, dış surlar ve merkez kule. Kalenin şu andaki pozisyonu ise kente gelenlerin en önemli uğrak noktalarından biri olması. Çünkü manzarası muhteşem, Giresun manzarası. Sanki drone'la şehre tepeden bakma imkanına sahip oluyorsunuz. Bir diğer deyişle Giresun'un panoramik manzarası kaleden. Giresun'a gelenler hemen kaleye çıkıyorlar. Etrafta farklı farklı kafeler var. Çay, kahve içebilirsiniz. Ve yine Giresun'la ilgili fotoğrafları çekebileceğiniz en doğru yer Giresun Kalesi. Giresun Kalesi birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı ve bulunduğum noktanın manzarası Giresun Adası. Mitolojik hikayelerde karşılık bulan bir ada. Herkül'ün altın postu aramak için uğradığı, Amazon kadınların yaşadığı bu adaya hala gitmek mümkün. Bir işletme var. Tekneyle sizi karşıya geçiriyor. Adada ne bulabilirsiniz? Mitolojik hikayelerin canlandırıldığını okumuştum bir yerde ama benim zamanım olmadığı için gitme fırsatım yok. Eğer siz Giresun'a gelirseniz, zamanınız da varsa bence gidilmeli diye düşünüyorum. Bizans döneminden kalma
kalıntıların ve surların, şapellerin bulunduğu ada aynı zamanda kuşların uğrak noktası. Seyir Alem'de bugün sizler için Giresun rotası yaptık. Karadeniz'in incisi, fındığın başkenti Giresun'un hikayesini ekranlara taşımaya çalıştığımız bir bölüm oldu. Bence çok da güzel oldu. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.